Gruplarda son maçlar geldi. İkinci turun kapısı açılıyor. Karşımızda İngiltere-Slovakya maçı var ve İngiltere favori mi değil mi onu anlayacağız. Bir kere şöyle bir özelliği var İngilizlerin. Büyük şampiyonalar tarihinde ilk kez ilk yarısını yenik kapattıkları bir maçı kazandılar. Hem de Galler'e karşı. Bu güzel bir veri. Rooney 114. milli maçına çıkıyor ve eğer çıkarsa ki çıkacak gözüküyor, Gerrard'la 3. sırayı paylaşacak. Az buz değil. Adam kaptan, büyük adam. İngiltere 24 Avrupa Şampiyonası maçında yenilmedi. Ya penaltılarda kaybettiler ya uzatmalarda ama yenilmiyorlar. Önemli bir veri. Ama rakip de çok hazır bu maça. Onlar da motive. Diyor ki Slovakya teknik direktörü Jan Kozak, Rusya maçından önceki gece heyecandan, maç gecesi de yorgunluktan uyumadım, 60 saattir uyumuyorum. Vallahi onun yalancısıyız ama biraz uyanık kalması gereken bir maç bu maç. Weiss, Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde gol atan ilk Avrupa'da oynamayan oyuncu oldu. Ne demek bu? Katar'da oynuyor o yüzden. Yani Katar'da oynadı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol attı. Az iş değil. Maçın oynayacağı stat da ilginç. Geoffrey Guichard. Bu stada İngiliz usulü diyor Fransızlar. Neden? Çünkü köşe bayraklarının arkasında tribün yok. Yani ne gibi? İngiliz statları gibi. Bu ne demek? İngilizler evinde hissedebilir. Favoriyi ben size söyledim galiba, anladınız siz. Şimdi bu maçtan maksimum keyif almamız lazım. Nasıl alacağız? Neye bakacağız? Dribling'e bakacağız. Adam geçmeye bakacağız. Kim kıvrak? Kim nereye gidiyor? Slovakya'da 6 oyuncu maç başına 2,5 dribling yapıyor. Hem de başarılı dribling bunlar. Az değil. İngiltere'de ise bu sayı 8. Yani ne demek? Adam geçen, alan boşaltan, tribünleri ayağa kaldıran, hareket yapan, her şey bu maçta. Bu adamlara dikkat. Bu maçta bir o iş bende diyen adam lazım. Kim olacak? Demin söyledik, ipuçlarını verdik Rooney. Niye? Bilmem kaçıncı milli maç, bilmem kaçıncı gol, bilmem kaçıncı da kaçıncı. Bunlardan dolayı değil. Orta saha oyuncusu artık Rooney. Hayatı boyunca forvetle oynadı. Ya da forvet arkasında oynadı ama şimdi orta sahada abilik yapıyor, acayip işler yapıyor. Rooney için milli takımın formasını en fazla giyen 3. oyuncu olmak kadar bunu yapabilmek önemli. Oraya dikkat. Dönüşen, hem de kaç yaşında dönüşen bir oyuncu izleyeceğiz. Az iş değil. Bu maçta da bir de bu var. Ne var? Slovakya teknik direktörü Jan Kozak'ın ilginç bir hikayesi var. Nedir? Uykusuz, işler iyi giderken iyi falan ama kötü giderken biraz tehlikeli bir adam. Neden? Kosice'nin başındayken gitti rakip takım Nitra'nın kalecisinin boğazına yapıştı. Niye? Zaman geçiriyor diye. Ama öyle böyle değil. Adamcağız 4 hafta hastanede yattı. Bu ne demek? Hart, dikkatli ol. Zaman geçirecek zaman değil. Korkarsın.